Günaydın, günaydın, günaydın yeşil başlı gövel ördek. Sana da günaydın. Kadir günaydın. Mayıs'ı da yedim be bro. Ha, Mayıs'ı da yedim. Ne yaptın? Neydi? Bilmediği yerden gelince nasıl afalladı bak. Kardeşim yani Mayıs ayı da bitti, onu diyorum yani. Başın yedin filan. O neydi? Korkma ya, sandığın gibi değil yani. Bizde mesela erkek askerliği bitirince askerliği de yedin ha derler. Mesela Mayıs da bitti ya. Oo vallahi anlatırken yoruldum Pascal ya. Anlamadın sen de ha. Anladım de. Abi anladım tabii. Benim kafa zehir. Aslanım benim. Pascal ne çabuk Haziran geldi ya. Resmen yaza giriyoruz ya. Hadi hayırlı olsun. Cümlemize kardeşim. Sen de seviyorsun yazı. Yaz insanısın. Tam senin havalar değil mi? Evet abi. Ben yazcıyım. Ben bahar seviyorum ya Pasko. Yani aracıyım diyeyim ben. İlkbahar, sonbahar. Onlar güzel. Arada onlar. Ne çok sıcak olacak ne çok soğuk olacak. Ortada, arada bir yerde kal. Ya Kadir. Bu soğuğu var ya. Nasıl seviyorlar? Bak orada bir nüans var. Kışçıların çoğu soğuğu değil, soğukta ısınmayı seviyor. Yazında serinlemeyi sever ya insan. Hani onun tersi gibi. Bana hep sıcak olsun. Valla. Ya cehennem var işte seni bekleyen kardeşim. Orası var, bekliyor seni. Ha? Hep sıcak. Ama biraz fazla sıcak. Sıkıntı olmaz umarım. Abi o sıcak değil. Ateş o, ateş. Yapma ya. Vay. Ürktün bir. Hayırdır? Kadir. Efendim çiçeğim. Ben Twitter adresi vereyim mi? Hadi ver canım. Pascal Askışki Kadir. Aa bak nasıl uslu bir çocuk oldu kerata ya, helal olsun. Pascal alt çizgi Kadir Twitter adresimizdir efendim. Yazıcı mısınız, kışçı mısınız? Yazıcıysanız neden yazıcısınız, kışçıysanız neden kışçısınız? Aklınıza geleni döktürün. Onun dışında övün, sövün, dövün. Anneyi babayı karıştırmadan istediğinizi yazın. Hadi bakalım işiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin diyelim. Programımıza başlayalım efendim. Aragaz. Aragaz. Paska. Kadir. Ya sen bir oturuşta kaç yumurta yiyebilirsin kardeşim? Yani kanka 5-6 tane yerim. Spor yaparken yeniyor. Ya spor yapmazken de yeniyor Pasko. Şimdi illa spor diye şartlandırmayalım yani. Ya spor yapmazsan şişirir. Yani o kadar yumurta bozar. Ha, evet doğru diyorsun, yapar bir şişkinlik. Peki bir insan bir oturuşta 40 yumurta yiyebilir mi sence? İnsan olan yemez. İnsan olan diye bir ağır konuşmayalım da biz yine de. Aygır imam diye birini duymuş muydun daha önce? Abi yok, ben oynamıyorum. Ağaç ilişi falan hiç sevmem. Ama Sergen var, ara sorarız sizlerse. Sergen de oynamıyor galiba artık ya. Yalnız bu at değil, gerçek imam. Pardon, duymadım. Ya aygır imam diye biri varmış zamanında. Adam boğazına çok düşkünmüş. Abi bu bana tanınık geldi. Vallahi ben de bir yerden çıkaracak gibiyim. Neyse bu bir gün böyle 40 yumurta 3 okkada pastırmayı koymuş bileğine 3 ekmekle yemiş. Abi insan yemez bunu. Yiyen yemiş kardeşim. Bunu bir de yemeğin üstüne yemiş, iyi mi? Oha ne olmuş sana? Ne olmuş, dili şişmiş tık diye ölmüş, nefessiz kaldı. Ama çok normal abi. Ya bir evleri şişecek. İşte başka taraftan şişerim diye ümit etmiş. Ama önce dile vurmuş. Ölmüş gitmiş. Bu hikayeyi duyduğumdan beri yediğime içtiğime çok dikkat ediyorum Pascal. Sen dikkat ediyorsun. Yani etmiyor muyum ya? Daha geçen gün 5 tanecik ayvalık tostu yiyip ya Rabbi şükür demedim mi, hatırla. Aa tabii tabii tabii. Altı söyle demiştin. O zaman değil mi? Bir de sen yemiyor musun dedin. Onu da hatırlıyorum. Şakaydı o ya. Yalnız böyle anormal yarışmalar yapıyorlar ya. Küçük adamlar mesela 60 tane soslu yiyor ya. Çok şaşırıyorum onlara. Ben bu halimle bu kadar şey yiyemem. Nasıl yapıyorlar bunu ya? Yediğin en büyük şey nedir Kadir? Pascal. Kullandırıcı bir soru bu. Buna cevap vermesem kardeşim be. Utanıyor musun? Sevmiyorum anlatmayı diyelim. Dinleyeni soralım. Sormazsak ayıp olacak artık. Tabii. Yediğiniz en büyük şey nedir? Böyle mi soralım ya? Gerçekten bu soruyu böyle mi soralım? Ne var abi? Neyse var? Yoo yani. Tamam peki. Neydi Twitter adresimiz? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir. Aragaz. Aragaz. Pascal sana bir şey soracağım. Sor abi. Ya sen şimdi bir babasın. Hı-hı. Senin oğlan büyüdü. Nereden baksan 30 yaşına geldi. Hiçbir iş yapmıyor. Evde öyle efendim Toto'yu devirmiş yatıyor diyelim mesela. Hı. Ne yaparsın? Kavga ederiz. Ya kavga ettiniz, bağırdın çağırdın. Cık,
Fayda etmedi kardeşim, Allah korusun. Tabii senin oğlan yapmaz öyle bir şey. Zaten yapmazsın da işte o zaman ne yaparsın? Ne yapayım abi? Bir şey yapamam ki. Amerikalı bir aile ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Bunun bize bir faydası yok. Evden atıyoruz gitmiyor deyip mahkemeye vermiş çocuğu. Yemin ediyorum evlat sevgisinin en zirvedeki hali galiba ya bu. Çocuk gitmemiş mi? Gurur yok mu? Gurur? Ne gururu ya? Çocuk arsızlıkta dünya rekoru kırıp ailesine karşı dava açmış. Ne demek bana bakmak zorundalar diye. Nasıl aile? Oha. Gerekçe ne? Gerekçesi de şuymuş. Anam babam evi boşaltmam için bana yeterli süre vermedi demiş. 31 yaşına basacağım. Daha ne? 30 sene vermişler evi boşaltmak için. Daha ne süre versinler? Pasko, aile kendi çocuğuna evi terk etmesi için para teklif etmiş ya. Ya Kadir, resmen çocuklarından tiksizmişler. Ama çocuk da büyük arsız çıkmış ya. Ya 30 yaşına gelmiş. Ne kiraya katkı, ne iş, ne güç. Bunlar nasıl çocuk büyütüyorlar? Bunu büyütürken sen nasıl bir terbiye verdin ya buna, değil mi? Sen ne yapardın Kadir? Valla iş hayatta buralara varmazdı ya Pasko. Yani ailede bir sıkıntı olmalı diye düşünüyorum. Yani nihayetinde bu çocuğu siz yaptınız abicim, ablacım. Neyi eksik koydunuz yaparken? Çocuğu küçükken havaya 3 atıp 2 mi tuttunuz? Birinde yere mi çakıldı? Ne yaptınız? Yazık. Ne yaptı çocuk? Nasıl bu hale geldi? Doğru Kadir. Benim fikrim. Anne baba normal değil. Değil tabii abi. Eser sahibi onlar sonuçta bak. İnsan biraz da kabahati kendinde aramalı diye düşünüyorum ben Pasko. Hayırsız evlat. Ya hayrını geçtim. Faydasız evlat ya. Safi zarar. Evlatlık versinler diyeceğim ama biraz da geç kalmışlar sanki. Biraz. Evet. Aragaz. Aragaz. Pascal, habere bak. Gönder gelsin. New Orleans'ta çok fazla boğulma vakaları oluyormuş. Belediye demiş ki bu ne ya demiş, suya gireni geri alamıyoruz demiş. Bir tedbir düşünmemiz lazım yapmışlar. Ne tedbir almışlar? İtfaiyede büyük bir can kurtaran birimi kurmuşlar. Demişler ki suda bu saatten sonra bir tane adam boğulsun, hepinizi doğuya sürerim demiş. Ona göre dikkatli olun falan. Bir sürü kalaylamış başkan bunları. İşe yaramış mı? Yaramış kardeşim. O sene bir kişi bile boğulmamış. Sonra efendim bu can kurtaranlar demişler ki ya biz harbi adamın dibiyiz. Toplatsak da şöyle güzel bir kutlama yapsak. Islatsak bu başarımızı demişler. O yaptıkları partide 3 kişi boğularak ölmüş, iyi mi? Bunu beklemiyordum. Ya ölmüşün arkasından gülünmez de. Yani bu ne çeşit bir uğursuzluktur böyle ya. Belediye başkanı ne demiş? Yapacağınız işi seveyim demişti, ne diyecek? Abi hayattaki şansım tam böyle. Nasıl yani? Ah be Kadir, en zor şeyleri yapıyorum. Tam mutlu olacağım, başa duruyorum Kadir. Ya ben sana ilginç haber vereyim dedim, sen içlendin ya. Evet abi, biraz. Ya hayat böyle, yapacak bir şey yok. Japonya'da bir grup bilim adamı demişler ki bu heyelan işleri çok sıkıntı veriyor millete. Bir inceleyelim, çalışma yapalım bakalım. Çözebilir miyiz demişler. Sonra? Gitmişler tepeyi ıslatmışlar hortumla, toprak kaysın bakalım diye. Sonra kayan toprağın altında kalıp ölmüşler. Mevzuyu anlamışlardı. Aynen. Tam toprak altında kalırken böyleyken böyle demek dedikleri söyleniyor. Bilemiyoruz tabii. Abi çok takıklamak lazım. Evet abi, ecel netice, ecel. Aragaz. Aragaz. Bir devir daha kapandı Pasko. Hangi devir? Ya Beyaz Şov yayın hayatına veda etti. Yapma ya. Evet. Kadir, kaç yıldır vardı? Abi çeyrek asır, 25 yıldır Beyaz Şov hayatımızdaymış. 25 yıl. Beyaz mıydı? Hafif kreme çalıyordu artık. 25 yıl Pasko. 25 yıl. Ne saçmalıyorsun? Ne demek 25 yıldır beyaz mıydı? İlk günden son güne kadar beyazdı tabii ya. Beyaz mısın? 25 sene. Evet. Senden bir mantık şov yapmanı beklemiyorum. Zeka küpü falan da demiyorum ama adamın adı zaten programın adı. Beyaz Şov. Şimdi sana soruyorum Pascal. Sence aynı kişi mi sundu? Bence öyle. Bravo. Çok zekisin kardeşim. Bazen daha yani analizlerin ve tespitlerin oluyor ya. Bir öpeyim bir ara alnın çatısından ya. Ya git, kafa buluyorsun. Sen konuk oldun mu Beyaz Şov'a? Şov. Sen? Tabii. Sen ta Fransa'dan gelip konuk oluyorsun. Kadir abim konuk olmama ihtimali var mı ya? Bunlar beni incitir, açık söyleyeyim, böyle konuşma. Abi 25 yıl. Bayağı çok ya. Ya bu bir kültürdür Pasko. Dünyada 50 yıl süren talk show var. Beyaz yıllarca bu ülkede
eğlence programı olarak çok güzel şeyler yaptı. Çok zeki, çok esprili, harika bir dostumuzdur. Bizim de çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Belki de artık dinlenmek istiyor, bilmiyorum yani. Belki yeter diyor. Çok çalıştı, çok başarılı oldu. Değil mi abi? Tabii abi. Kimse onun gibi bu kadar soluklu çıkartamazdı bu işi ondan sonra. Ama maşallah yani hakikaten işi harika götürdü. Evet abi. Ben de mi veda edeyim artık? Tek tabanca mı kalayım? Gözlerinde böyle bir sen de git gibi bir bakış var ya. Yok abi. Biz iyiyiz böyle. Biz hiç ayrılmayalım Pascal, olur mu? Bu da biraz fazla romantik. Doğru diyorsun. Bu kadarına gerek yok buna. Doğru diyorum. Bırakalım. Aragaz. Aragaz. Pascal. Abicim. Çok zeki ama tipsiz olmak mı? Aşırı yakışıklı ama mal olmak mı ya? Ben de hem zekiyim hem de yakışıklı. Oo, ondan ne şüphe Yağız delikanlı. Ateş parçası cepte. Yani mecbur kalsan, seçmek zorunda olsan diye söylüyorum ben. Yani genelde Kadir, çok yakışıklılar biraz şey oluyor diye. Yani genellememek lazım tabii ama böyle bakıyorum. Genelde pek öyle ışık vermiyor çok yakışıklılar ya. Abi niye öyle? Kardeşim, adam çok yakışıklı olunca kafayı çalıştırma ihtiyacı hissetmiyor demek. Erkek kafayı nerede çalıştırır? Kadını tavlamak için uğraşırken. Adamın öyle bir derdi yok. Kafa tabii yerinde sayıyor haliyle. Hiç çalışanla çalışmayan bir olur mu? Olmaz. Onun için oradan yürüyor. Egzersiz gibi mi? Tabii canım. Tam olarak bu. Bir de bu aşırı kas yapan tayfa var. Onları nargile kafelerde falan görürsün. 10 kelimeyle falan konuşuyorlar böyle. Ne o kelimeler? İşte başkan köz ver, aynen kardeşim, sıkıntı yok, yengen, yavru, bu tarz hep böyle şeyler ya. Aa, onların da bak klas. Valla bir şeyler noksan o tarafta da. Yani bir insan böyle bir şeyin açığını kapatmak için yapar genelde böyle şeyler ama Allah bir yerden almış ki oradan telafi etmeye çalışıyor. Yanlış mıyım? Ama kıskanıyorsun derler. Ya ne kıskanacağım? Benim kıskanacağım tek löpet, başkasının tabağındaki T-bone steak kardeşim. Ötesi beni ırgalamaz. Soruya dönelim. Ben zeki olmayı tercih ederim tabii ki kardeşim. Ben de abi. Tibbiyen arkadaşlar. Peki o zaman 50 milyon dolar alıp tipsiz olmak mi, çok parasız kalıp yakışıklı olmak ve zeki olmak mı? Abi şaka mı yapıyorsun? 50 milyon tabii. E ne oldu baba zeka? Zeki adam parayı yarar abi. Vay, inceydi bu Pascal, bravo. Sağ ol kardeşim. Yürü be. Aragaz. Aragaz. Pascal. Efendim abi. Sen hasta olunca ilaççı mısın, doğal yöntemci misin? O ne ya? Defans mı, forvet mi? Bana benziyor. Oğlum vardır yani, insanlar hasta olduğunda bazısı hemen doktora koşuyor, ilaç istiyor. Bazısı da böyle otlarla, doğal yollarla şifa arıyor. Hiç böyle ilaç, kimyasal bir şey sokmuyor bünyeye. Aa, yok. Ben tıpçıyım abi. Tıpçıyım. Sen ilaççısın, anladım. Doğru. Ha. Ya galiba belki de doğrusu odur, bilmiyorum. Ben böyle değilim ama yani. Ya ben de tıba karşı boş değilim ama yani ilaç yerine mesela alternatif bir şey de deneyebilirim. Yani o hastalığa iyi gelen bir besin, ot filan da uygulayabilirim. Onlara da karşı değilim yani. Koca karı Kadir. Ya sen koca karıları ne ara öğrendin? Ülkede koca karılar bile kalmadı ya. Mark gibi tedavülden kalktı çoğu. He, koca karıcıyım, evet. Benim çok sevdiğim bir söz var Pasko. Bak sana da diyeyim. İnsanları iyi eden şey ilaçlar değil, inançlar diyor. Her şey burada bitiyor aslında. Ha. Nerede? Ha, burada işte gösteriyorum. Dinleyici görmüyor. Doğru, her şey beyinde bitiyor abi. İyi olacağına inanmazsan hiçbir ilaç seni iyi edemiyor Pascal. Kadir, şu an var ya, filozof gibi konuşuyorsun. Vallahi, ya, helal olsun. Yavrum, biz de modern dönem filozofuyuz kardeşim ya. Önce neren ağrıyorsa oranla muhabbet edeceksin mesela, bence. Allah Allah. Nasıl yapıyorsunuz onu? Mesela bak, miden mi ağrıyor diyelim. Mesela midene bakarak anlatacaksın. Haklısın güzelim, sen de haklısın. Son zamanlarda sana biraz yüklendik. Evet biliyorum, dün gecenin üçünde o ikinci yarım ekmek kokoreç sana büyük bir haksızlıktı. Tamam, söz veriyorum. Sana karşı artık daha dikkatli davranacağım falan gibi böyle konuşmalar yapmak lazım. Ama Kadir, sen senin mideyle sevgili olmuşsun. Manitan olmuş. Aramızda büyük bir aşk olmasa bu göbek büyür müydü be Pascal? O da resmen sana trip atıyor ya. Ha işte, ben hastalığa tam olarak bu gözle bakıyorum.
vücudunun neresine kötü davranırsan orası gücerim sana trip atıyor Pascal. Ben de konuşuyorum, gönlünü almaya çalışıyorum. Uzlaşmışı Kadir. Sen ne diyorsun ya? Savaşları bitiririm ara, dünyaya barış getiririm ya. Tamam uçma. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Sen şampiyonu bildin mi? Abi hiç duymadım. Ya Portekizli bir manken. Bıyığı var mı? Ya Portekizli manken diyorum. Ne demek bıyığı var mı ya? Sen demiyor musun? Portekiz'de bütün kadınlar büyüklü. Evet ya, o nedir ya? Ben böyle bir şey görmedim kardeşim. Top sakallı kadın mı olur ya? Portekiz kadının da karmakız gibi bir kucak sakal var ya. Yani daha doğrusu bir kucak sakal bırakabilecek potansiyel var. Ya sen var ya kadın. Beni Portekiz'den soğuttun. Tatilim vardı. Bilet aldım. İptal ettim abi. Zaten Lizbon dediğin İstanbul'un aynısı. Ortasından deniz geçiyor. Yeditepe'li, Porto falan desen görmesen de olur. Boş ver. Bir şey kaybetmedin ya. E şimdi mankanı yarak. Bu kızcağız demiş ki ben demiş sinirinin derinin tekiydim demiş. Doğal yağlarla masaj yapan masör buldum demiş. İki seans sonra bende ne sinir kaldı ne öfke kaldı demiş. Ülserim, gastritim, kolitim iyileşti demiş. Doğal yağla masaj yapan masör beni hayata döndür demiş. Doğal yağla masaj yaptırın demiş, kendinize gelin demiş. E masaj güzel abi, faydalı bir şey. Ya insan mutlu ediyor değil mi Pascal? Çok. Kadir, sana da oluyor mu? Her masajdan sonra mutluluğu seviyor musun? Tabii. Neden bilmiyorum. Sanki böyle bir hafiflemiş, günün böyle stresini tam atmış gibi hissediyorum. Çok iyi oluyorum ya. Evet abi ya. Niye öyle oluyor? Masaj mucizesi diyelim. Ya şu Portekizli sinirli mankeni lop et gibi doğal yağ masajıyla sinirsiz yapan masör abiyi arayalım. Bu işin sırrını öğrenelim. Ara tabii abi ya. Arayalım, arayalım. Vatandaşımıza bir faydamız olsun ya. Doğru düşündüm. Çalıyor, çalıyor. Alo. 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 Portekizli manken Sara şampiyonun bütün sinirini alıp gastritini, kolitini, ülserini doğal yağlarla masaj yapa yapa uğulaya uğulaya iyileştiren masör arkadaşla mı görüşüyor? Benim canım, bir saniye bekle. Alo, kasap Alberto. Abicim bana 4 kilo kuyruk ya, 2 kilo da iç ya. Bunları karıştır, kıyma gibi çekip yolla. Yok sağ ol. Alo, buyurun. Arkadaşım sizi dinliyorum ya. Abi isminiz neydi? Cortez Acıman. Cortez Acıman mı? O nasıl isim abi? Şimdi Cortez abi, siz ünlü Portekizli Kaşif Cortez'in akrabası mısınız abi? Onlarla biz kirve oluyoruz. Portekiz'de kirvelik var mı ya? Mere bile var bizde. Kadir, mere ne? Şimdi bu Güneydoğu'da falan hürmet edilen, fikrine değer verilen saygın insanlara mere deniyor Pascal. Aa, ben mere miyim? Yok canım, sen olsan tere olursun. Ne teresi? Su teresi. Tabii böyle söyleyince tuhaf oldu. Tere yani salataya konan ot olursun sen. Ot. Alo arkadaşım, siz nasıl bir geyikçisiniz böyle ya? Lafı nereden aldınız, nereye getirdiniz arkadaş ya? Abi neyse, onu bunu bırakalım da. Doğal yağlarla masaj yapıyormuşsunuzdu siz ya. Hiç ya, kuyruk yağı karışık. Abi ne yapıyorsun ya? Biz onu var ya, burada Adana, Urfa'ya kebaba koyuyoruz. Vallahi ister ye ister sür. Mesela ben uykulukta kullanıyorum. Mesela ankisiteye uykuluk masajı iyi gelir. Allah Allah. Doğal yağ masajı dediğin kuyruk yağı, iç yağı ve uykulukla mı oluyormuştu ya? Ya ne olacaktı ellam ya? Bunu yersen kalbin yağ bağlar ama sürersen şifa verir. Peki Cortez abi, bende hafif tertip reflü var. Sana hakiki tereyağı ile bir masaj yaparım. Mide kapağı, logar kapağı gibi sapasağlam olur. Abi bura fantezi gibi ya. Tereyağı sürüp masaj falan ne bu ya? Mesela Pascal, senin gibi içi fesat olanlar için de ben şahsen boğanın kuyruk yağıyla masaj yapıyorum. Ne? Kuyruk yağı mı? Boğanın kuyruk yağı. Onu mu söylüyorsun? Hayır. Direkt uygulaması oluyor. Detayları konuşuruz. Abi bu doğal yağla masaj bana çok mantıklı gelmedi ya. Sanki sen bu işte bir dümen tutturmuşsun gibi geldi. Af buyur yani. Arkadaşım şimdi devir tuttuğunu kastırma devri. Adam çimeri toplayıp suyunu sıkmış, zayıflama şeyi diye satıyor. Çinoa diye bir bitki çıkarmışlar, salatası şifalı diye satıyorlar. Geçen benim camızlara verdim de suratlarını ekşittiler. Camız yemiyor bunu ya abi ya. İnsana yediriyorlar. Devir kolpa devri abi, sen ne diyorsun ya? Abi bir tek biz tutturamadık. Ne dümenler var ya? Sizin tezgah zaten güzel. Günde 2 saat goy goy, sonra cukka. Sizin gibi tezgah olsa daha ne isterim arkadaş ya? Aman abi maşallah de, nazar değdireceksin ya. Beyler müşteri geldi. Obsesif kompulsif bozukluk. Buna Trabzon Vakfı Kebir'den getirdiğim tereyağıyla bir masaj yapıyorum. En az bir ay hiçbir şeyden işkillenmeden, ikirciklenmeden güzel güzel yaşıyor. Bir saniye.
masaj salonunun telefonu çalıyor. Alo, Cortez Masaj, Reflüksoloji ve Sıvazlama Salonu. Efendim? Beyler, ben müşteriye geçiyorum ya. Hadi hayırlı işler. Ben kaçan ziyi. İşin yüzün rast gelsin Cortez abi. Aragaz. Aragaz. Kadir. Söyle. Pascal. Oruç alıştın mı? İnsanoğlu her şeye alışıyor Pascal ya. Ben sana alışmışım abi, oruç ne ya? Bak, bu sözler var ya, kötü niyetli. Sana yakışmıyor. Şaka be kardeşim. Akşam sıcacık pidenin hayaliyle yaşıyor insan ya. Yemin ediyorum. Bak şu an sen beni mesela hiç elleme. Ya Kadir, ben senin elledim mi şimdi? Ha? Dinleyenler var ya, ne sarılacaklar ya? Oğlum beni elleme bak. Benle uğraşma anlamında kullanılıyor ya. Sakin ol. Aa, o zaman tamam. Kadir, Ramazan pidesi. O ne öyle ya? Çok güzel be. Güzel tabii ya. Resmen orucun büyük ikramiyesi gibi. Akşam iftar vakti geldi mi, efendim, ezana doğru hemen fırında kuyruğa giriyorsun. Hayatta sofrada beklemiyorum ben ezanı. Gün geçiyor da o sofradaki 10 dakika geçmiyor ya. Onun için bekliyorsun abi, pideni alıyorsun. Vay vay vay, ne güzel oluyor ya. Ama biliyor musun, ben bir şey öğrendim. Sofraya oturuyorsun ya, orada beklemek çok sevapmış. Sen benden gizli Diyanet İşleri Başkanı'yla mı takılıyorsun ya? Aa, adam asıl o sevapmış dedi ya. Sen dur şimdi. Geçen fırında başıma geleni dinle. Erkence gitmişim biraz. Baktım kuyruk yok. Dedim bir sevaba gireyim. Güzel kızlara mı baktım? Ya oruç ağız. Neden kızlara bakayım Pascal ya? Sen dedin bana. Ne dedim? Sevap dedin. Güzele bak bak. Sevap dedin. Ya dur şimdi, onu karıştırma ya. Fırıncıya dükkan boşken dedim ki ya bir hayır yapalım. Ezana kadar gelen kimseden para alma. Yaz, verdiklerini ben ödeyeceğim dedim. Ya sen var ya, nasıl kırarsın ya? Neyse, şimdi dinle, kral mı keriz mi? Ben kenarda duruyorum, telefonla falan uğraşıyorum. Gelene veriyor pideleri, para verme abi diyor. Beni gösteriyor, Kadir abi ısmarlıyor. Geliyorlar teşekküre falan. Bir iki ben utandım, fırıncı çocuğa dedim ki Kadir abi deme dedim. Ölmüşlerin ruhuna pide dağıtıyor hayrına birisi de dedim. Beni karıştırma dedim, tamam abi dedi. Kapının önüne çık. Duyum orada. Kardeşim, hayırseversek de keriz değiliz ki. Göz ucuyla da kesiyoruz aşağı yukarı kaç pide verildiğini toplayalım diye. Aaa, mantıklı. Bu beni söylemeyi bıraktı, hayırsever dağıtıyor dedi. Para uzatana parasız biri dağıtıyor diyor. Adam diyor ki o zaman iki tane yumurtalı ver diyor. Bir tane daha ver diyor. İki üç tane üniversite öğrencisi belli. Ooo, keriz pidesi falan dediler. Hayır, hayır yapacağız derken bir ton laf yedik, iyi mi Pasko? Olsun baba. Sen sevap işlemişsin. Allah kabul etsin. Amin kardeşim, amin. Aragaz. Aragaz. Pascal. Abi. Viktor Rasnikov'u bildin mi? Yok abi. Kim yok? Rus oligark ve iş adamı. Olabilir. Bizde ne alaka? Bu Rasnikov abimizin 10 milyar dolar kişisel serveti varmıştı. Bizim parayla ne tutuyor? Şimdi ben bunu hesaplamaya çalıştım Pascal. 10 milyar dolarlık serveti bizim parayla hesaplamaya kalkınca hesap makinesinin hanesi sığmadığı için net rakam veremeyeceğim ama hani çok kelimesi bu adamın servetini anlatmak için az kalıyor, öyle diyeyim ben sana. Ya Kadir, zenginin malı zürde uzaktan öz gelir. Vay, iki atasözünü mix yaptın Pascal. Zenginin malı zürdün çenesini yorarla, davulun sesi uzaktan hoş geliri birleştirdin, yani mix oldu ha bro. Ya Kadir, bu sizin atasözlere var ya, hep karıştırıyorum ya. Mesela söyle bakayım bir Türk atasözü. Sakla samanı, oysun gözünü. Sakla samanı, oysun gözünü mü? Çok saçma değil mi? Saman nasıl gözünüyor? Şaşkın, o söz öyle değil ki. Ve nasıl? Sakla samanı, gelir zamanı ile besle kargayı, oysun gözünü atasözlerini karıştırdın sen. Ya boş ver ya. Bülbül altın kafesi koymuşlar. Nerem doğru demiş. Ha, bir daha söyle bakayım. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Nerem doğru demiş. Peki deveye niye boynun eğri diye sorduklarında ne demiş? Ah vatanım demiş. Bence atasözü işine girmemelisin sen bro. Acayip karıştırmışsın ya her şeyi. Yok be abi. Bak bir tane daha var. Ver bakayım. Besle kargayı çıkar ayeste ayeste. Pascal artık ver. Bu karıştırmaya girmedi. Saçmalamaya girdi lan. Saçmalıyorsun sen ya. Motora bağlayayım mı? Bağla bakayım. Al o marumun ahını. Gelir zamanı.
Abicim Rus oligarktan bahsediyorduk. Mevzu nereye geldi ya? Bizim muhabbetin bir gaydesi olmayacak mı? Anlamıyorum ben buraya. Abi boşver. Ne olmuş Rus zengini? Şimdi kişisel serveti 10 milyar dolarası olan bu abimizin teknesi varmış. Teknenin boyu 114 metre. O tekne değil. Gemidir o. He doğru diyor. Gemiyle Bodrum'a gelmiş bu. Hoş gelmiş. He. Nereye gelmiş? Bodrum'a gelmiş. Niye? Ya niye gelir insan Bodrum'a? Gezmeye gelmiş işte. Adam teknesini dünyanın güzel beldelerinden birine getirmiş yani gezmek için. Bu arada tekne dünyanın üçüncü büyük teknesiymiş. 8 katlıymış. 8. Bu ne ya? Kadir apartmandır. Neydir o neydi? Apartman. He yüzen apartman. Bir de Fransız olacaksın daha apartman diyemiyor ya. Abi onun doğrusu apartman. Fransızca kelime. Yapma ya. Tabii. Apartman ne ya? Çok saçma. Çok kaba. Aa. Nasıl apartman değil mi ya doğrusu? Apartman kaba, apartman nazik mi? Evet. Bak şu Almanya bak. Apartman. Allah Allah. Ya biz yanlış biliyormuşuz bu zamana kadar demek. Apartman. İşte evet. Bu yüzden apartmanın sahibisi Bodrum'a gelmiş. Abi 300 bin liralık gıda almış Bodrum'da. Yuh. Abi Bodrum'da o kadar gıda yok. Bodrum'daki kaktüsleri bile aldı demek ki herifçioğlu. 300 bin liralık ne aldın sen ya? Kaç kişisiniz yavrum içeride? Yanlış anlama meyve, sebze, et, balık ve şarküteri olarak 300 bin liralık alışveriş yapmış. Arayalım şu yatın sahibi Rus milyarderi. Soralım bir ne almış bu 300 milyon liralık ya? Ara be abi. Kulağını çekelim. Ya ne kulağını çekeceğim? Öyle adamın nefsini okşayacaksın ki belki bize de bir güzellik yapar. Aha da arıyor. Aha da çalıyor. Çalıyor. Alo, 8 katlı apartman gibi 114 metrelik yatıyla Bodrum'a gelip bir günde 300 bin liralık gıda malzemesi alan Rus milyarder Raskolnikov'la mı görüşüyorum? Raskolnikov abi. Raskolnikov kimdi ya? Ne bileyim ben. Doğru ya. Şey ya Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanının kahramanıydı Raskolnikov doğru. Kendisinden sonra yazmış hemen bütün romanları etkilemiştir Suç ve Ceza'nın Raskolnikov'u. Vicdanı ile aklı arasındaki çekişme. Pascal hikaye bu. Ya sen ne diyorsun baba ya? Ben olmuşum da Raskolnikov. He doğru. Alo Raskolnikov abi. He ne yapıyorsun? Esrah mı deyin abi? Hayırdır? Şive kaydı. Raskolnikov abim değil ki ne? Demek Suç ve Ceza'yı okudun diye. Raskolnikov'u biliyorsun diye. O benim en sevdiğim romandır diye. Sana 1 milyon dolar helalinden bahşiş verdim Kadir'im diye. Ne bana? Sen de göster mühnerini sana da versin Allah Allah. Ay lay ta la lay kakalin kakalin ay lay la 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 la. Ne oldu canım sancı mı tuttu? Kalinka mı söylüyorum? Kalinka'yı söylüyorsun. He. Anladım. Efendim Raskolnikov abi. Ama fakat niçin? Ne oldu? Niye? Ne oldu? 10 milyar dolarım var diyor. İstediğim her şeye para bastırıp alıyorum. Sizin gibi sağlam iki geyik çeviren adamım yok diyor. Sahibiniz kim diyor. Kaç paraysa iki katını verip alacağım sizi diyor. Sahip biziz. Yani para verip de bizi almayı başarabileceğini mi sanıyorsun abi? Çok haklısın abi. Uygun fiyata hemen kendimizi satarız. Hatta ruhumuzu bile satarız. Raskolnikov abi. Abi şimdi sen uyar oğlu bir abımıza benziyorsun. Rakamda anlaşırız. Şimdi sen abi onu bırak da Bodrum'dan 300 bin liralık yiyecek ne aldın be abi? Ne? Ha canım. Ne diyor? 4 lahmacun bir ayran istettim diyor. 250 bin lira hesap geldi diyor. 50 bin de bahşiş verdim. Türkiye çok ucuzmuş diyor. 4 lahmacun bir ayran. 250 bin lira Bodrum'da. Ya Bodrum'da oha. Gurur duyuyorum ya. 10 tane daha lahmacun, 10 tane daha ayran iteleseniz cari açığımız kapanacak Bodrum ha gayret ya. Aragaz. Aragaz. Paskal. Kadir Bey. Stüdyomuzda kim var? Eşber Hoca geldi. Hanımlar, beyler, ünlü finans uzmanı ve yatırım danışmanı. Eşber Siftah hocamız stüdyomuza teşrif ettiler. Eşber hocam hoş geldin. Hocam nasılsın ya?
Sağlık saat. Ya nasıl olak göbeller gındırlanıp duruyor ya, siz ne yapıyorsunuz Ella? Çok şükür iyiyiz Eşber hocam, iyiyiz. Hocam sizi gördük daha iyi olduk. Ya ben bu Paskal'a baktıkça, bizim Malatya'da sürgü takas diye bir mesire yeri vardı, bilin mi kardeş? Eşber hocam neresi dedi? Sürgü takas. Bizim Malatya'da eskiden mesire yeriydi. Böyle kamyona doluşur, pekniğe giderdik bilin mi? Eğlenceli çitlerdik. Beyler Deresi, Horata, İnek Pınarı, DSI regülatörü, Kapılık, Çatlık, bunlar hep Malatya'da mesire yeriydi kardeş ya. Sürgü takazda salıncaklı Hacı Arap Muammer abi vardı, biliyor musun? Arap kökenli, Malatya'ya yerleşmişler bunlar. Aynı bu Paskal kimi Şembe olandı. Böyle salıncakçılık yapar, bir de kaynamış nohut satardı bu kardeş. Allah rahmet eylesin, ninjalar öldürdü ya. Anlamadım, Malatya'daki Arap kökenli salıncakçı Hacı Muammer abi niye ninjalar öldürdüler? Japon turistler gelmiş Malatya'ya Nemrut Dağı'na çıkmak için. Bunlar da sürgü takaza gelince salıncağa binelim demişler. Muammer abi de turistler eğlensin diye biraz hızlı sallayınca, Japonlar tabii ufak insanlar kardeş, bizim salıncaklar Malatyalı için yapılmış, Japon'a bol geliyor tabii. Fırlıyor bu salıncaktan karşıdaki çınar ağacına, sinek kimi yapışıyor kardeş, orada ölüyor. Bunun abisi de Tokyo'da ninjalık yapıyormuş, geliyor Muammer abiyi öldürüyor ya. Allah Allah ya, kadere bak ya, Arap kökenlisin, ataların Arabistan'dan geliyor, Malatya'ya yerleşiyorsun, Japon ninjalar Malatya'ya gelip seni öldürüyor, öyle mi? Vay be İşber hocam. Ya bu Malatya'nın macerası bitmiyor. Değil mi Kadir? Evet canım, evet. Evet bitmiyor. Kardeş ben Malatya Spor'da doktorluk bile yaptım ya. Hadi canım. Tabii kardeş, o vakitler Malatya Spor'un kalesinde Yaşar abi vardı. Bildiğimiz Kova Yaşar mı? Yaşar Duran. Ha, Yaşar Duran. Bir Ankara Gücü maçında sabotaj vardı kardeş, Ankara Gücü'nde. Bu böyle uzaktan bir vurdu. Katır kimin, Kova Yaşar da Malatya'nın kalesinde bir uçtu. Kafayı direğe vurdu. Bayıldı kaldı. Ya bizim masör bede vardı, Malatya Spor'un masörü. Geldi Eşber abi, gel de dedi Yaşar abiye dedi. Bir bak fenalaştı dediler. Oğlum ben doktor muyum? Doktor nerede dedim. Malatya'nın kıymetli bir evladı rahmetli Ahmet abi vardı. Diyarbakırlı oğlu. Doktor oğlu da Bursa'da okuydu bunu. Onun yanına gitmiş. Başka doktor yok dediler. Sen üniversite okuyorsun. Gel bak kaleci Yaşar. Gitti gidiyor dedim. Oğlum ben tıp okumayayım, iktisat okuyayım dediler. Abi o da üniversite, bu da üniversite. Gel bak. Neyse gittim ben kardeş. Baktım kaleci Yaşar Duran ile boş boş bakıyor. Yaşar abi bu kaç dedim. Eki yaptım, elimle gösterdim. Bakayım 3,141 diye mapi sayısını söylüyor. Eyvah dedim, Yaşar abinin bıngılına oynamış. Bizim Söğütlü Camii'nin orada şapkacı Nuri abi vardı. Onu çağırdık. Yaşar abi ayakta böyle bir kütürde etti. Kendine geldi ya. Anlamadım. Yani beyin sarsıntısı geçiren adamın belini kütürterek mi düzelttiniz? He vallahi kardeş. Bir görsen panter oldu. O günden sonra gol yemedi ya. Osman hocam, ekonomiye geçsek? Kardeş ekonominin neyini konuşacağız? Dolar çok hareketli hocam. Neden böyle hareketli? Ne oluyor? Dolar dediğin labirentteki fare gibidir kardeş. Peyniri nereye koyarsan oraya doğru gider kardeş. Peyniri gezdiriler, dolar da gıpraşıyor ya. Abi bu nasıl ya ekonomi yorumu? İlk defa duyuyorum. Kardeş dolar 1 lira olsa sabi faydası var mı ya? Var, olmaz mı? Oğlum dolar 1 lira olsa yine başkası zengin olacak oğlum. Seni zengin yapmazlar la soyka. Sen maaşlı adamsın. Yediğin bir kuru ekmek, çorba, salata. Zaten tansiyonum var. Karaciğer yağlamam var. Et, met yasak. Araban var mı? Yok. Dolar 1 lira olsa ne olur, olmasa ne olur. Her gün çorbayla salata yiyorsun kardeş. Boş ver senin işini, iyi yapmaya bak da işten atmasınlar ya. Peki hocam, borsaya girsek? Girmeyin. Emlak'a girsek? Ya girmeyin ya. Ona girme, buna girme. Biz nereye girelim hocam? Sevaba girin kardeş. En büyük yatırım sevaptır kardeş. Bir garibanı sevindirdin mi? Bir muhtaç çocuğun yüzünü güldürdün mü? En büyük yatırım budur kardeş ya. İftarda canım nasıl bir patlıcan kebabı çekti kardeş ya. Böyle güzel kuşbaşılı çok iyi olurdu ya. Ya boş ver hocam. Tandırı ezana denk getiremiyorlar. Çiğ kalıyor, soğumuş oluyor. Sıcak çorba bile olmuyor. Ya lokantacılık bitmiş kardeş ya. Müşterinin önüne soğuk çorba konur mu ya? Ya insan utanır ya. Ya olur olmaz adama lokanta ruhsatı verirsen böyle olur işte kardeş ya. Bizim Malatya'da böyle Beyler Deresi'ne doğru giderken sanayi geçince hemen sağ tarafta böyle ufak bir lokantacı Şahip abi vardı. Derdi ki kardeş derdi, Eşber derdi, iftarda oruçlu adamın önüne soğuk çorba koyarsam ahirette Cenab-ı Rabbül Alemin sen oruçlu kuluma niye soğuk çorba verdin diye sorarsa ben bunun hesabını veremem derdi de kaynayan çorbaları elleriyle dağıtırdı. Nerede şimdi öyle ince nazik düşünceli lokantacı kardeş ya? Yakında Diyojen gibi elimize fener alıp adam arayacak sokaklarda ya. Aman Eşber hocam, vakvaklara girmeyelim. Vakvak dedi de ben size ördeklerin gagalayarak öldürdüğü Arap kirli tayyareci Bahtiyar abinin nasıl öldüğünü anlatmış mıydım kardeş?
Eşber hocam gerek yok. Teşekkür ederiz. Başka bir zaman inşallah hocam. Aragaz. Aragaz. Pascal. Sir. Formula yarışlarını izliyor musun? Abi denk girirsin. Bir ara çok revaçtaydı ya. Sonra gözden düştü galiba değil mi? Moda işte abi. Ya aslında bakma yani. Formula yarışları heyecanlıdır Pascal. Bir de ben bisiklet sporunu keşfettim. Ya acayip heyecanlıymış o bisiklet ya. Çok da güzel kasabalardan geçiyorlar. Her ülkenin de büyük turu var. İtalya'nın, Fransa'nın zaten dünya çapında da. İtalya'nın da var, İsviçre'nin de, oranın da, buranın da, her yerin var. Amerika'da bile var. Yani insanın içi açılıyor. Çok güzel spor ya. Seyretmek çok zevkli. Nasıl bisiklete biniyorlar? Kontra pedal bisikleti. Ya ne demek abi nasıl bisiklet? Yarış bisikletine biniyorlar. Abi o bisiklet var ya bir tane. Dumalı biniyorsun. Oruyor oruyor beni. İşte o yarış bisikleti. Ah ben onu seviyorum. Böyle dik oturuyorsun ya. O güzel. Ya sen Hollanda tarzı bisiklet seviyorsun o zaman. Ay senin babanın sinine. Ya Formula yeni araçlar ve şoförler alacağım işte. Pascal. Nasıl yani? Yani şöyle Formula yarışlarına bir heyecan getirmek için araç tiplerini değiştirip yeni yarışmacılar, yeni şoförler alacak mı? Bize ne? Ne demek bize ne ya? Biz her şeyle ilgiliyiz kardeşim. Bize ne ne mi? Olur mu öyle şey? Ben diyorum ki bu Formula'nın başındaki adamı arayalım. Ara bakayım. Arayalım. Arıyorum o zaman. Arıyorum. Formula'nın başındaki abiyi arıyorum efendim. Bu yeni değişecek araç tipleri ne? Alınacak şoför sayısı ne? Kimler alınacak? Onları öğreneceğiz. Arıyorum. Çalıyor. Alo. Formula yarışlarının sahibi olan abiyle mi görüşüyorum? Ne yapıyorsun Formula yarışlarının sahibi olan ve Formula'nın başındaki abi? İsmini bağışlar mısın? Ali Ferit mi? Evet. Ha Alfred. Ya Kadir ne yapıyorsun ya? Koca Alfred'i Ali Fred diyorsun. Tövbe tövbe. Kulakları temizle. Alo Alfred abi. Şimdi sen Formula'ya yeni şoförler alacağımışsın. Elimde çok iyi bir şoför var abi. Hakikaten typical bir Formula şoförü. Pascal Numa. Evet. Şoförlüğüm iyidir. Abi stat timingi mi? Yok o zayıf. Virajda yanlayabiliyor musun sen Pascal? Abi çok iyi anlarım. Çok iyi anlarım diyor. Kadir. He. Sor bakayım parkın iyidir? İşi yarar mı? Formula yarışında parkın ne alakası var bro ya? Sen sor be. Ya huzur huzur gideceğim park etmeyeceksin ki. Alo efendim Alfred abi. Ha kendi arabası var. Modifiyeli Şahin var bir tane. Ha Formula'ya kabul edebiliyor muyuz abi? Nasıl daha önce hiç duymadınız mı? Ya hem de Doğan görünümlü modifiyeli Şahin ya. Abi ne demek yarış arabası mı? Pascal senin kırmızı Şahin'le kaç kere kapışmaya girdin yavrum? Abi 22 defa. Hepsini kazandın. Duydun mu Alfred abi? 22 kere modifiyeli Şahin ile kapışmaya girmiş. Happy'ciğini kazanmış. Tam formül arabası ya. Hayda. Ne diyor? Kaç kişilik diye soruyor. Ya tek kişilik mi diyor. Abi ne tek kişisi? Alfred abi sen bu modifiyeli Şahin'i formüladaki araçlar gibi düşünme. Onlarla kapışır ama bu 4 kişilik. İstersen taksiye de çıkar bu. İstersen binek kullan, istersen yarışa sok. Tabu abi. Ona ayrıca bakarız. Ne diyor abi? Formula pilotların giydiği deri tulumu giyecek mi diyor. Yok onu giymem. Şimdi abi bu çocuk geçen ya Sukuba'ya merak sardı. Buna dalgıç kıyafeti giydirdik. Mantar oldu bu. Yok denizden değil ondan önce Sukuba elbisesini biz kiralamıştık. Adam necismiş galiba. Oradan mantar bulaştı buna. Abi ne çektin bundan be? Tabu abi. Kirpi eti bulduk abi. Pascal'a yedirdik öyle geçti mantar. Tabi abi kirpi eti mantara çok iyi gelir abi. Ama kirpiyi nerede bulacaksın? Sende de mi var? Mantar mı varmış? He evet ayaklarında mantar varmış. İçim diyor gıvıştana gıvıştana kaşınıyorum kaderim diyor. İllallah ettim diyor bu illetten. Bu ne illetmiş? Ana o yapıyor. Kirpi eti abi. 10 numara. Abi bak Formula'dan kirpi etine geldi. Yemin ediyorum sen de bizden geri kalır geyikçi değmişsin ha. Tamam biz bakacağız abi bakacağız biz. He. İrtibatı koparmıyor. Tamam abi. Ne diyor? Bana kirpi eti bulun diyor. Sizi Formula'nın kralı yapacağım diyor. Nerede bulacağız? Yavrum kışbaşı dana etini yollayacağız. Plasebo etkisiyle adamın mantarı geçerse ihya olacak. Geçmezse abi sen bir doktora görün diyeceğiz. Ya Kadir. Bana da yoksa kirpi diye dana mı verdin? Ha? Söyle bakayım. Yok be kardeşim ya. Kadir. Yok ya yok koyun döşten verdik sana. Aragaz.
Aragaz. Pascal. Geldim. Can benim, yüksek sanatlı dayıkalara geldik. Hoş geldik abi. Sen mi yazdın baba? Hayır. Halbuki şeyler. Ona mı yazdı? Hayır. Kim yazdı? Çok uzun zamandır ihmal ettiğimiz, halkımızın tertemiz bağrından neşet eden Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri köşesinden yüksek sanatlı bir şiir okuyacağım Pascal. Ya iyi olur ha. Bak, çoktandır okumuyordun. Evet, çok uzun zamandır ihmal etmiştik. Halkımıza ayıp oldu. Sen de hiç hatırlatmadın ama bu arada ya. Ama abi, sen bütün vakti haybecesi şiiri verdi. Ya vermekle haklı değil miyim? Bugün bir şiir ekolünü kurup edebiyat mahfillerinde beğendirmek, poetikanın sisli yamaçlarında kabul ettirmek kolay mı zannediyorsun Pascal? Hiç değil. Haklısın. Abi ben bugün dünyanın her yerinden şiir dinletileri için davet alan bir insanım. Yine haybeci şiir ortaya koyan adam olarak bize efendim şiirlerini oku, etimolojik anlamda ne diyorlar efendime söyleyeyim, onları anlat, poetik anlamda çözümlemesini yap falan diyorlar da ben kabul etmiyorum. Niye? Para vermiyorlar abi ya. Bu tarz işler bende ekstra yazar. E bunlar benden aç. Bir kere gittim, karakolda yatırdılar ya. Otele verecek paralar yok. Gitme o zaman abi. Para vermiyorlarsa ne gidiyorsun? Alemi savaşsın mısın? Ha? Edebiyat da bir yere kadar. İşte aynen, ben de seninle aynı şekilde mülaza ettiğim için gitmemeye karar verdim. Haybeci şiiri biz kendi aramızda büyütürüz. Ama şimdi Posta Gazetesi'nden yüksek sanatlı bir halk şiiri. Şairimizin adı Ali Mazlum Yüksek. Bir dostu için yazdığı Köhneyim Efendim adlı duygu tosarmasını arz ediyorum efendim. Pamuk gibi yumuşak başım, bir iner bir kalkar kaşım, Köhneyim erlerin şahı, satsan kaç kuruş eder naaşım. Beni sen adam ettin razıyım, sen avcı mısın ben tazıyım, dağıt dökülsün balım pekmezim, zeminden kendim kazıyım. Alırım ipi elimle, ölerim işte kaza. Takmışsın boynuma meşeden kızağı, bir lokma ekmeğin memuruyum kuş misali, kurdun mu boynuma vuracak tuzağı. Yak sönmesin kafamda bir mum, İster beton at bedenime ister dök kum. Dedim ya köhneyim ben efendim, senin koluna feda din mazlum. Abi güzel. Güzel. Değil mi? Bravo. Ama bir haybeci değil. Haybeci şiir gibi elbette olamaz. Ama bu da halk şiiri. Aragaz'a şiir göndermek isteyen genç haybeci şiir adayları aragaz@metrofm.com.tr adresine, aragaz@metrofm.com.tr adresine gönderebilirler. Aragaz. Aragaz. Tavuk döner aran nasıl? Bayılırım abi. İyisi olursa var ya, soslu. Of. Bir ara çok modaydı tavuk döneri aşağılamak ya. Neyse, o yanlıştan döndü halkımız. Niye aşağılıyor abi? Abi, ucuz diye olabilir belki. Hani fukara yemeği gibi geliyordu millete. Ayıp mı abi? Fukaranın olsa ne olur? Aşağı. Bir kere insanları zaten fukara zengin diye ayırmak ayıp her şeyden önce. Ayrıca sarı medeniyettir kardeşim. O ne demek şimdi? Tabii yani sarı dediğin şey medeniyettir, batıdır, Avrupa'dır. Bana mı söylüyorsun? Ya sen frekansı karıştırmasana şimdi. Ben onu mu diyorum? Ne diyorsun? Batının iyi yanlarından faydalanalım diyorum. Ülkemizde batıya en yakın şeyler tavuk dönerle Kıvanç Tatlıtuğ. Kıymetini bilelim. Bu değerlerimizin farkına varalım diyorum. Oo Pascal, bak ya, saate bak, kaç olmuş. Olur. Hadi kalk babuş, hadi o gidiriz. Zaman nasipse yarın kaldığımız yerden devam ederiz ya. Paka paka. Bye bye. Pascal.